düşmanını, düşmanı asker, onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kaderen Televizyonu'ndan mutlu akşamlar. Sıcak gelişmelerle birlikteyiz. AK Parti Olağan Kongresi'ne hazırlanıyor. Kongre'nin Nisan 2025'te yapılması planlanıyor. Süreç devam ederken tüm çalışmalar yenilenme politikası üzerinden yürütülüyor. AK Parti'de Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye buluşmalarının final etkinliği düzenlendi. AK Parti'de 12 Ekim'de başlayacak kongre için hazırlıklar tamamlandı. Büyük kongrenin Nisan 2025'te yapılması planlanıyor. Kongrelerin kardeşlik ruhu içinde gerçekleşeceği, her aşamada vatandaşa danışılacağı ve vatandaşın sürece dahil edileceği vurgulandı. Milletin önerileri değerlendirilecek ve bu süreç halkla birlikte yürütülecek. AK Parti'deki değişim manifestosu ise parti kimseyi kırıp dökmeden, yeni kopuşlara ve kırgınlıklara neden olmadan herkesi kucaklayacak. Ancak gerekli değişiklikler kararlılıkla hayata geçirilecek. Parti kişisel çıkarların değil, partinin devamlılığının ön planda tutulacağı bir anlayışla yönetilecek ifadeleriyle özetlendi. Görev değişiminde kişisel hırs ve endişelere yer verilmeyeceği belirtildi. İlçe başkanlıklarından itibaren partiye güç katacak isimlerin seçileceği ifade edildi. Parti seçimler sonrası milletin mesajını alarak değişim sürecine başladı ve il ve ilçe başkanlıklarında toplam 588 yönetici değiştirildi. Türkiye buluşmaları kapsamında Edirne'den karsa 11 bin bağımsız etkinlik düzenleyen AK Parti vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini raporluyor. Bu raporlarda en önemli iki sorunun ekonomi ve adalet olduğu tespit edildi. Vatandaşlar ekonomideki sıkıntıları dile getirirken adalet konusunda da endişelerini paylaştı. Toplanan talep ve şikayetler ilgili bakanlıklara iletildi. Bakanlıkların yeni reform çalışmaları başlattığı öğrenildi. Adalet Bakanlığının toplumun hassasiyetlerine uygun adımlar atarak adalet anlayışını güçlendirmeye yönelik reformlar yapacağı bildirildi. Evet. vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformu önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ardından meclise sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da enflasyonu tek haneye düşürmek, vatandaşın alım gücünü artırmak ve gerektiğinde ek adımlar atmak üzere çalışmalara başladı. Türkiye buluşmalarında vatandaşın yeni ekonomi programına olan güveninin tam olduğu ifade edildi. Parti kaynakları, ikinci dalga reformların sahadan gelen veriler doğrultusunda milletin beklentilerine uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Reformların teknik ve bürokratik yaklaşımlar yerine halkın taleplerine göre dizayn edileceği belirtildi. Hızlı bir reform süreci yaşanacağına dikkat çekildi. Gazze'ye ilk bomba düştüğünde sesi çıkan ilk liderlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Bir yıldır da katıldığı her zirvede Gazze'nin sesini duyurmaya çalışıyor. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Sesi en yüksek çıkan dünya lideri oldu. 150'ye yakın telefon görüşmesi yaptı, 30'a yakın zirveye katıldı. Hepsinde de İsrail'in Gazze'deki zulmünü dünyaya haykırdı. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir. İsrail bir yıldır Gazze şeridine ölüm yağdırıyor. Saldırıların ilk anından beri tepkisini ortaya koyan tek lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Saldırıların sona erdirilmesi için hemen devreye girdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaç Herzog'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim'den sonra 45 günde 30 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mahmut Abbas'la 3 defa yüz yüze görüştü, 5 kez telefonda konuştu. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye ile de 10 ayda 2 kere bir araya geldi, 2 defa telefon görüşmesi yaptı. Haniye ile son görüşmesi şehit edilmeden önce 6 Mayıs'taydı. Bu süreçte tabii ki asıl olan İslam dünyasının tavrıdır. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan zulme en büyük tepkiyi İslam ülkeleri vermelidir. Müslümanlar olarak zulmü engelleme ve mazluma el uzatma noktasında bizim tüm dünyaya liderlik yapmamız gerekiyor. Kardeşlerimize önce biz sahip çıkmazsak başkalarının destek olmasını zaten bekleyemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a Filistin konulu bir mektup gönderdi. Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30'a yakın zirveye katıldı. Hepsinde de gündemi Gazze oldu. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda dünyaya haykırdı. Tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka bu barbarlığa son vermek için neyi bekliyorsunuz diye sordu. Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze soykırımının önüne geçmek bu zulme bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkı ile birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Bundan tam bir yıl önce İsrail Gazze şeridine ölüm yağdırmaya başladı. 7 Ekim 2023'ten bugüne dek on binlerce Filistinli hayatını kaybetti, daha fazlası da yaralandı. Amerika'nın da desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarda İsrail, Gazze'nin üstüne kabus gibi çöktü. 42 bine yakın can kaybı yerle bir olan şehirler, toplu mezarlar, açlık, susuzluk. İsrail'in Gazze şeridindeki zulmü tam bir yıl önce başladı. 365 günde 85 bin ton bomba yağdı Filistinlilerin üzerine. Bugün Gazze'deki soykırımın birinci yılı. Gazze adeta bir hayalet şehre dönmüş durumda. Soykırımcı İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirdi. İsrail saldırılarında bir yıl içinde 17 bini çocuk, 11 binden fazla kadın, yaklaşık 42 bin Filistinli katledildi. Yaralı sayısının 100 bini geçtiği Gazze'de binlerce masum sivil hala kayıp. Gazzeliler yersiz yurtsuz kaldı. Her 10 Gazzeliden 9'u evini, yerini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. İsrail'in güvenli bölge diye sıkıştırdığı yerlerde bile Gazzelilere huzur yok. Savaş suçu aslında. İsrail bu suçu da işledi. Hizmet verecek bir hastane bile bırakmadı. Soykırımcı İsrail 162 sağlık kuruluşunu vurdu. 131 ambulansı hedef aldı. 80 sağlık merkeziyle 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktı. Bir yıl içinde 885 sağlık personeli ve 83 sivil savunma görevlisi İsrail tarafından katledildi. Gazze şeridi bir mezarlığa dönüştü. İsrail Gazze şeridinde katlettiği Filistinlileri adım başı rastlanan toplu mezarlara gömdü. İsrail okulları, ibadethaneleri ve Filistinlilerin kültürel hafızasına hedef aldı. 190 okul ve üniversite binası İsrail saldırılarında yerle bir oldu. 814 cami ile 3 kilise İsrail saldırılarında yıkıldı. Arkeolojik alanlar ve tarihi mekanlar zarar gördü. Bombaların hedefinden kurtulanlar da şanslı değil aslında. Onlar için de açlık ve yetersiz beslenme söz konusu. Bir yıl içinde çoğu çocuk 36 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. 3500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 71.338 kişi sürekli yerinden edilme ve göç nedeniyle hepatite, 1.737.524 kişi de çeşitli salgın hastalıklara yakalandı. İsrail bir yılda 85 bin ton patlayıcı kullanarak Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. Uluslararası hukuku gözü görmeyen katil İsrail, insanlığa dair tüm değerleri çiğniyor. Bu zulme dur diyenlerse bir avuç. Birçok ülke soykırım karşısında sağır ve dilsiz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hafta sonu da temaslarını sürdürdü. İlk durağı İspir'di. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Sekmen, ikinci durağı olarak ise Tortum'u seçti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hafta sonunu ilçe ziyaretleriyle geçirdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ilçelere çıkarma yaptı. İlk durağı ispir oldu. İlçe merkezindeki Tuğrulçah Camii çevresinde yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Sekmen Yaylacık Mahallesi'ne misafir oldu. Vatandaşlarla bir araya geldi. Talep ve önerilerini dinledi. ziyaretine ilişkin açıklamadaysa mahallemizin ihtiyaçlarını yakından gözlemleyerek halkımızın refahını artırmak adına atılacak adımları belirledik. Vatandaşlarımızla olan bu güçlü bağımız bize her zaman hizmet aşkı aşılıyor ve birlikte daha güzel yarınlara yürüme azmimizi pekiştiriyor. Kıymetli vatandaşlarımıza ilgilerinden ötürü teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Başkan Mehmet Sekmen'in ikinci durağı ise Tortum oldu. Yapımı tamamlanan Tortum Yöresel Ürünler Çarşısını ziyaret etti. Burada da vatandaşla sohbet eden Başkan Sekmen taleplerini not aldı. Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı'na yaptığı ziyaretine ilişkinde vatandaşlarımızın emekle ürettiği ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak bu alan hem ekonomik kalkınmayı hızlandıracak hem de yöresel değerlerimizin korunmasına vesile olacak ifadelerini kullandı. Erzurum'un Yakuti ilçesinde bulunan Pulurhöyük, üniversite öğrencilerinin araştırma projelerine de konu oluyor. Pulurhöyük'ün 7 bin yıllık buluntuları öğrencilerin test çalışmalarına konu oluyor. Burası Erzurum'un Azizi ilçesine bağlı Ömertepe mahallesindeki Pulur Höyük. Höyük'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kazı çalışmaları yapılıyor. 4 yıldır sürüyor çalışmalar. Titizlikle de devam eden çalışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 7 bin yıl öncesine ait taş temelli yapılar bulunuyor. Kazılardan çıkarılan yaklaşık 300 envanter ve etüt niteliğindeki eser Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi kazı çalışmaları öğrencilere de fırsat oluyor. Lisansüstü öğrenciler hem tarihin izini sürüyor hem de tez hazırlayarak bilimsel çalışmalarına katkı sağlıyor. Pulurhöy kazıları tabii ki de burada çalışan lisans, lisansüstü öğrencilerimizin tez çalışmalarına mutlaka dayanak oluyor. Şu ana kadar 5 tane tez kazılarımızdan üretildi. Çok daha yeni olmamıza rağmen. Bunun dışında bilimsel çalışmalarımız oluyor ulusal, uluslararası boyutta. Bu yayınlarımızda özellikle bu bölgenin karas kültürünün seramiğini, yine bu kültürün hayvan biçimli kutsal ocak başlarını bilimsel yayınlarla duyurduk. Erken demir çağı tabakasında bir insan yüzlü seramik parçası açığa çıkarılmıştı. Bölgede tek örnek. Bunu da yine bilimsel çalışmalarla duyurduk. Erzurum'un Tortum ilçesinde yaban hayatı oldukça canlı. Dağlık alanda yaban keçileri görüldü. Avlanmaları yasak, koruma altındalar. Nesli tükenmekte olan dağ keçileri Tortum'da görüntülendi. Erzurum yaban hayatının zengin olduğu illerden biri. Özellikle dağlık bölgelerde yabani hayvanlara rastlamak mümkün. Tortum'un dağlık kayalık bölgesinde de dağ keçileri görüntülendi. Dağ keçileri avlanması yasak yabani hayvanlar arasında yer alıyor. Kaçak avlanması durumundaysa 650 bin TL para cezası uygulanıyor. Jandarma ve emniyet güçleri tarafından ilçe genelinde 24 saat esasına göre kaçak av denetimleri yapılıyor. Erzurum'da Türkiye'nin enerji dönüşümü çalışmaları paneli yapıldı. Panelde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili önemli bilgiler verildi. Enerji kaynakları konuşuldu. Enerjiden daha fazla faydalanabilmek için neler yapılabilir sorusuna yanıt arandı. Erzurum'da Enerji Kentleri Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısıyla Türkiye'nin enerji dönüşümü çalışmaları paneli yapıldı. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, birliğe bağlı illerin belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Başkanım başkanım. Falan döken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Önce Enerji Kentleri Birliği Ekim ayı olan meclis toplantısı yapıldı. Ardından Türkiye'nin enerji dönüşümünün ele alındığı panele geçildi. Olan meclis toplantısının ve Türkiye'nin enerji dönüşümünün bu panelin hayırlara vesile olmasını, alınan kararların isabetli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Panelde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'nin enerjiye ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu söyledi. Şunu bilmemiz lazım ki ülkemiz enerji muhtacı olan, enerjiye ihtiyacı olan bir ülke. Bizim hakikaten başta petrol olmak üzere böyle bir imkanımız, doğalgaz gibi bir imkana sahip değiliz. Hiç olmazsa yenilenebilir enerji dediğimiz başta güneş, rüzgar ve termal olmak üzere bu konularda elimizden gelen gayreti mutlaka göstermemiz lazım ki ülkemizi hiç olmazsa enerji konusunda dışa bağımlı olmaktan kurtarmanın gayreti içerisinde olalım. Sekmen Erzurum'da enerjiden daha fazla faydalanmak için yatırımlar yapıldığına dikkat çekti. Bizim şu anda belediye olarak Erzurum Belediyesi 25 megawatt güneş santralimiz var. Bir 5 megawatt şu anda da e, biyogaz santralimiz var. Ayrıca e, inşallah şimdi bir rüzgar e, talebimiz var, müracaatlarımızı yaptık. Bakanlıktan onay bekliyoruz. Konuşmaların ardından oturumlarla Türkiye'deki enerji dönüşümü çalışmaları görüşüldü. Efendim Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla bebeği hatırlayacaksınız. E, üzerine televizyon düştüğü gerekçe gösterilerek hastaneye götürülmüş. Orada da yapılan muayenede cinsel ve fiziksel istismara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Sıla bebek 30 günlük yaşam savaşını kaybetti. Minicik bedeni kaldıramadı bu caniliği. Cinsel istismarı uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti. Tekirdağ'dan geldi kan donduran haber. Malkara ilçesinde yaşayan Sıla henüz 2 yaşındaydı. Annesi onu bilinci kapalı olarak hastaneye götürdü. İddiasına göre de kızını komşulara bırakmıştı ve orada üzerine televizyon düşmüştü. Sözde annenin söylediği yalan çok geçmeden gün yüzüne çıktı. Baygın haldeki Sıla bebeği muayene eden doktorlar darp izleri ve morlukları fark edince durumu polise ihbar etti. Durumunun ağır olduğu tespit edilen Sıla bebekse Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayenede Sıla'nın fiziksel şiddete ve cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Yaşanan bu korkunç olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında cani anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Uğradığı saldırı sonucu beyin kanaması geçiren Sıla Bebek, 2 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. 30 gün sürdü yaşam mücadelesi. Küçücük beden daha fazla dayanamadı bu kötülüğe. Tüm Türkiye'nin iyi haber beklediği Sıla Bebek yaşamını yitirdi. Şimdi bir ekonomi haberimiz var. Oraya bakalım. En düşük emekli maaş zamları için beklenen zam oranı ortaya çıkmaya başladı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının toplam enflasyonu %8,92 oldu. SSK ve Bağkur emekli maaş zamlarının ortaya çıkması için 3 veri kaldı. Kök maaş içinse geçtiğimiz dönem olduğu gibi hazine desteği sağlanarak yeni bir düzenleme yapılmazsa sıfır zam tehlikesi yeniden gündeme gelecek. Yıl sonu enflasyon hedefi %41,5 olarak hesaplandı. Eğer yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağkur emeklisi 6 aylık enflasyon farkıyla %13,44 zam alacak. Ortaya çıkan zam, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranına yansıyacak. Memur emeklisi içinse toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkıyla memur maaş zammı devreye girecek. Beklentilerin üzerinde gelen %2,97'lik enflasyonla 3 aylık enflasyon farkı %8,92 olarak netleşti. Resmi zam oranı 3 Ocak 2025'te açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak. Enflasyon zammına rağmen kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalanlar bu zam döneminde de sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ocak ayında emeklilere %49,25'lik bir zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 7500 liradan 10000 liraya çıkarıldı. Kök maaşı 4500 olan bir emekli zamla beraber 6412 lira kök maaşı hak ederken 257 lirada ek ödeme alacak. Böylece emeklinin ek ödeme dahil kök maaşı 6669 liraya yükseldi. 10.000 lirayla en düşük emekli maaşıyla arasındaki farksa devlet tarafından ödeniyor. Temmuz zamındaysa ise en düşük emekli maaşı 12500 liraya kadar yükseldi. En düşük emekli maaşı için yeni senaryolarda gündeme gelmeye başladı. En düşük emekli aylığının Ocak 2025'te 14-15 bin bandına çekilmesi gündemde. Kesin rakam Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak. Bu gelişmeyle ana haberi noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte yeni gelişmelerle birlikte olacağız.